Merhabalar arkadaşlar, ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen ilk soru şu yönde. Ben gemide çalışmak için gemi adamı cüzdanı çıkarttım. Bu cüzdanla Amerika'ya turist olarak gelebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Gemi adamları gemilerde çalışmak için Amerika'ya gelip gemiye binme noktasında vizeye ihtiyaç duyacak ve bunlar için genelde bu C1D dedikleri denizci, gemici vizeleri mümkün olan vize türleridir. Dolayısıyla gemi adamlarının çalışmaları için bu tarz bir vizeyi almaları gerekecek eğer Amerika'dan geçecekseler ya da Amerika'dan gemiye biniş yapacaksalar. Tabii aldıkları C1 ve D vizesinin dışında da turist vizesi alma durumu içinde başvuru yapmaları tabii ki mümkün olacak. Yani sizin gibi gemi adamı olan, çalışan olan kişiler hem bu denizci, gemici vizesine hem de turist vizesine sahip olabiliyorlar. Ve dolayısıyla her Amerika'ya girişinde hangi niyetle geliyorsa o vizeyi kullanarak giriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla eğer sizin herhangi bir gemici vizeniz şu an yok ise o zaman öncelikle gemici vizesi almanız gerekecektir. C1D vizesi ve ondan sonra da bu vizeyi kullanmaya başladıktan sonra turist vizesi için de başvuru yapmanız yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 10 yıllık turist vizemden 8 yıl daha kaldı ama pasaportumun süresi doldu. Yeni pasaportumla birlikte Amerika vizemin olduğu eski pasaportumu yanımda götürsem Amerika'ya girişte sıkıntı yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin şu anki yani eski pasaportunuzun süresi bitmiş olsa bile turist vizeniz hala geçerli durumda ve onun süresi bitmiş durumda değil. Dolayısıyla siz yeni pasaport olarak bu yeni pasaportunuzla eski pasaportunuzu ki vizenizin üzerinde olan pasaportunuzu beraber taşıyarak Amerika'ya seyahat etmenizde bir engel olmayacaktır. Tabii bu durumlarda daha sonra pasaport kaybı, vize kaybı yaşamamak için eğer sizin için çok zorluk olmayacaksa yeni pasaportunuza da vize başvurusu yapılabilmesi için Amerikan konsolosluğundan vize randevusu almanız da tabii ki bir opsiyon olacak. Ama eğer siz bu opsiyonu değerlendirmek istemiyorsanız o zaman vizenizin olduğu eski pasaportunuz ve yeni pasaportunuzla beraber Amerika'ya giriş yapmanızda hiçbir engel olmayacaktır. Ve bu şekilde seyahat etmeniz gayet doğal ve yerinde bir seyahat olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 2012 yılında çekilişten green card kazandım. Ortalama 4 ay Amerika'da durduktan sonra Türkiye'ye döndüm ve bir daha da ABD'ye gitmedim. Teknik olarak kartım iptal oldu. Bu yıl tekrar çekilişten green card kazandım ve bu sefer temelli Amerika'da yaşamayı planlıyorum. Acaba geçmişteki green card iptal durumum şimdiki green card mülakatını olumsuz etkiler mi? Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Bu arada bu yılki green card dosya numaram 26610 diye bu takipçimiz bize iletiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin daha önceki green card'ı almanız ve green card'ınızın iptal olması yani artık geçerli olmaması sizin yeni tekrar green card'ı almanıza engel teşkil eden bir durum olmayacaktır. Fakat o green card'ı iade etmeniz de tabii ki yerinde olabilir. Dolayısıyla şunu tavsiye edebiliriz. Amerikan konsolosluğuna irtibata geçebilirsiniz şu an. Ve bunu artık kullanmadığınızı green card'ınızı iade etmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ve bu iadeyi yapmanız yerinde olacaktır. Hatta turist vizesi falan başvurusu yaparsanız o green card'ınızı iade edip yerine turist vizesi almanız belki yerinde olabilir. Çünkü sonuç olarak sizin dosya numaranız 26.000'lerde. Bu numara size gelene kadar, sizin numaranızda dosyalar gelene kadar yeşil kart alma durumunuz hala olabilir. Ama alamama ihtimali varsa o yüzden daha sonra turist vizesi almanızda herhangi bir engelle karşı karşıya kalmamak için tavsiyemiz hem var olan bu eski sizde bulunan green kartınızı bir turist vizesi görüşmesi olarak Amerikan konsolosluğuna iade etmeniz ve ondan sonra da yapacağınız şey bir dahaki mülakat durumunuz için eğer numaralarınızda size yaklaşırsa dosyalar sizin dosya numaranıza o zaman tekrar yeşil kart dosyanız için Amerikan konsolosluğuna başvuru yapılmış olur ve görüşmenize gidip yeşil kartınızı almış olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.
Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim Amerika'da ilticaya başvurdu. Ben ve çocuklarım olarak da başvurudan dolayı buradayız. Amerika'da başvurduğumuz eyaletten başka bir eyalete gidersek başvurumuzda gittiğimiz yere naklediliyor. Ama biz yaşadığımız eyalette kalırken sadece oğlum üniversite için eyalet değiştirebiliyor mu? Eğer oğlumuz eyalet değiştirirse bu durumda oğlumuzun başvurusu programında kalır mı? Oğlumuzun adres değişikliğini USCIS'e bildirmeli miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Sizin içeride olan bir dosyanız var ve dosyalarınız var. Ve dolayısıyla sizin Amerika içinde eyalet değiştirmenizde bir engel yok. Eyalet değişikliği yapıldığı zaman tabii ki göçmenlik dairesine adres değişikliğini her bir bireyin yapmasında fayda var. Dolayısıyla sizin ve tabii çocuğunuzsa eğer eyalet değiştiren onun da adres değişikliğinin yapılmasında fayda var. Bu şekilde yapılırsa tabii ki dikkat edilmesi gereken nokta yarın size görüşme günü geldiği zaman o bulunduğunuz eyalete yakın olan bölgede bunu yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla bu açıdan da şunu söyleyebiliriz. Tabii ki önemli olan adres değişikliği yapmak ve dolayısıyla eğer adres değişikliği yapılıyorsa göçmenlik dairesine bunu bildirmenizde fayda vardır. Bunun dışında da bir durum söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Cinsel tercihimden dolayı Amerika'ya sığınma talebi yaparsam ne gibi kanıtlar sunmam gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan hükümetinin baktığı olay tabii ki siz bu talebinizi yaparken öncelikle tabii ki korunmasını istediğiniz girdiğiniz sosyal grubun içinde yer alıp almadığınızı bir kanıtlamanız gerekecektir. Dolayısıyla eğer bu noktada herhangi bir dernek ya da kanıt var ise sizin tercihinizin o yönde olduğuna dair bunu kanıtlayacak öncelikle evrakların bir araya getirilmesinde ya da kanıtların bir araya getirilmesinde fayda var. İkinci olarak da tabii ki eğer herhangi bir kötü muameleye maruz kalınmışsa, herhangi bir tehdide maruz kalınmışsa o zaman bununla ilgili de kanıtları bir araya getirmenizde fayda var. Dolayısıyla kanıtlar noktasında şunu söylenebilir. Yani sizin durumunuzu kanıtlayan ve yaşadıklarınızı kanıtlayacak her türlü evrak ya da belge ya da ifade sizin dosyanızın güçlenmesi demek olacaktır. Ve bu şekilde de siz kanıtları ya da evrakları bir araya getirmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Trump'ın green card çekilişlerini limitleyip merit based denilen yeni sistemle kişilerin eğitim, başarı, gelir ve İngilizce seviyesi gibi kriterlere bakarak göçmen kabulünü öngören teklifiyle ilgili son gelişmeler nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz Başkan Trump'ın seçilmeden önceki dile getirdiği Amerika'daki göçmenlik sistemini eleştiren ve bu sistemin gerçekten Amerikan toplumuna ve ekonomisine katkı sağlayacak göçmenleri getirmediğini, onun yerine aslında kişilerin işte dili, başarısı, eğitimi ve gelir durumu gibi sebepler ve kriterlere bakarak kişilerin bu puanlama sistemiyle Amerika'da oturum alabilme imkanı sağlayacak sisteme geçilmesi noktasında ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve bunu da yapmak istediğini seçim öncesinde de dile getirdi. Ve tabii seçim sonrasında yönetimi sırasında da şu an Başkan Trump devamlı bunu savunuyor ve bunun gelmesini istiyor. Daha yeni bu konuda da yapılan bir yasa teklifi var ve hani yapılmasını istenilen yönde buna adım atılması yönünde yönetiminde arzusu var. Ama fakat şunu söyleyebilirim. Şu an için herhangi bir gelişme yok. Yani şu an için böyle bir sisteme geçilme ya da böyle bir sistemin kabulü diye bir durum daha söz konusu değil. Ama tabii gelecek günlerde ya da aylarda bu noktada ne tür gelişmeler olduğunu hep beraber izleyeceğiz. Tabii o zaman bu konuda bir gelişme olursa tabii ki sizle paylaşmaktan mutlu olacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben C1 vizesiyle 2017 yılında Amerika'ya, Kaliforniya'ya geldim. 2019 yılı Şubat ayında Amerika'dayken F1 vizesi başvurusu yaptım ve kabul edildi. Şu an 2019 yılı Temmuz itibariyle F1 statüsüne sahibim. Ben okulumun yaz döneminde Türkiye'yi ziyaret etmek istesem gidebilir miyim? Burada yapmam gereken bir işlem var mı?
tekrar Amerika'ya dönüşte sıkıntı yaşar mıyım? Yoksa F1 vizesine Türkiye'den başvuru yapmam mı gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin tabii ki Amerika'da statü değişikliği yapın. Bu statü değişikliğiyle F1 statüsüne geçmiş olma durumunuz var. Dolayısıyla bu F1 statüsü pasaportunuza vize vurulmuş bir durum değil ya da sizin ülke dışına gidip tekrar Amerika'ya girmenizi sağlayacak bir vize olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada eğer siz ülke dışına ziyaret etmeyi ve Türkiye'ye gitmeyi planlıyorsanız o zaman Amerikan konsolosluğunda F1 vizesi görüşmesi için randevu almanızda fayda vardır. Tabii ki bu randevunun sonucu F1 vizesi alıp almayacağınız oradaki görevlinin bunu uygun görmesine bağlı olacaktır. Dolayısıyla sizin burada F1 statüsünde onay almış olmanız sizin bu vizeyi kesin alacağınız anlamına gelmez. O yüzden bu noktada belki buradaki eğitiminizin gidişine göre doğru zamanlamayı planlayıp onun üzerinden bu F1 vizesi görüşmesi zamanını ayarladığınızda fayda vardır. Yoksa evet sorun yaşarsınız. Vizeniz olmadan Amerika'ya tekrar F1 vizesiyle girmeniz ya da statüsüne sahip olmanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla F1 vizesi sahibi olmadan Amerikan konsolosluğundan böyle bir seyahat mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'dan Türkiye'ye dönüşte havaalanında pasaport kontrolünde çıkış kaşesi vurulmamış. Acaba yanlışlık mı olmuştur yoksa Amerika'dan çıkarken pasaportlara kaşe vurulmuyor mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi genelde prosedür olarak kişiler Amerika'ya seyahatlerinde pasaportlarına Amerika'ya girişlerinin damgası vurulmaktadır. Ama kişiler ülke dışına yani Amerika dışına seyahat ediyorsalar pasaportlarına genelde bir damga vurulmaz. Dolayısıyla evet bu genel bir prosedürdür. Yapılan bir yanlışlık yok. Genelde siz Amerika dışına çıkarken pasaportunuza herhangi bir damga vurulmamaktadır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. İki Türk Amerika'ya turist vizesiyle gelip Amerika'da evlilik yapabilir miyiz? Turist vizemizle Amerika'da evlilik yapar isek bunun bize sağlayacağı haklar var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz iki Türk vatandaşı olarak Amerika'ya turistik ziyaretiniz sırasında Amerika'da evlenme durumunuz mümkün olacaktır. Dolayısıyla bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bunu eğer isterseniz Amerika'daki bulunacağınız bölgeye en yakın Türk konsolosluklarımızda yapabilirsiniz. Ya da Amerika'daki evlilik dairelerinde yani bulunacağınız yerdeki evlilik dairesi de kurumunda yapmanız mümkün olabilir. Ama burada önemli olan nokta tabii her eyalette bunu yapamayacaksınız. Belli noktalarda farz edelim belki New York'ta işte Vegas'ta böyle çok daha rahat olacağınız yerlerde yapmanız mümkün olabilir. Yoksa tabii ki ikamet edeceğiniz yerlerde yapıyor olmanız lazım. Ya da iki Türk vatandaşı olarak hiç sorun yaşamadan Amerika'daki bulunacağınız bölgedeki Türk konsolosluklarımızla görüşüp onlardan randevu olarak Amerika'dan nikah kıymanız mümkün olacaktır. Tabii sizin iki Türk vatandaşı olarak Amerika'da turist vizeniz süresince yapacağınız evliliğin ise Amerika'da herhangi bir size hak vermeyecektir. Yani bu evliliği yapmış olmakla Amerika'da herhangi bir oturma hakkına sahip olmayacaksınız. Sadece Amerika'da resmi evliliğinizi yapmış olacaksınız. Bu da dünyanın her yerinde geçerli olan bir evlilik olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim F1 vizem var fakat pasaportun üstünde bu yıl Aralık ayına biteceği yazılı. Ama burada Amerika'da college okuyorum. Yani I-20 dosyam 2 yıl geçerlilik sağlıyor. Pasaportumdaki vize bittiğimde I-20 dosyam 2 yıl geçerli olsa bile Türkiye'ye gidip gelebilir miyim? Şu an ara tatillerde gidip gelebiliyorum. Ayrıca Türkiye'deyken yeni bir F1 vizesi almak için başvursam eskisinin de iptal olma ihtimali var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii sizin ilk sorduğunuz soruya gelirsek, sizin Amerika'daki tabii geçerli I-20 süreniz var. Pasaportunuzdaki vizeniz bitmiş olsa bile ya da bitecek olsa bile siz Amerika'da geçerli I-20'nizle beraber buradaki statünüzü devam ettirip okulunuza gitmenizde bir engel olmayacaktır. Sizin Amerika'daki bu okula gidebilme ve kalabilme statüsü veren I-20 seviye sisteminden dolayı da
siz ülke dışına çıkıp tekrar Amerika'ya F1 vizesi almadan girmeniz mümkün olmayacaktır. Yani sadece IQ'nizdeki sürenin geçerli olması sizin seyahat edebileceğiniz anlamını getirmez. Dolayısıyla seyahat ettiğiniz an buradaki IQ'ni sistemi yani öğrenci statünüz düşmüş olur. Geri gelip başlayabilmeniz için F1 vizesine tekrardan sahip olmanız gerekecektir. Dolayısıyla şu an hala F1 vizeniz geçerliyken bu seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Ve F1 vizeniz bitmeden önce de Amerikan konsolosluğuna Türkiye gidişinizde randevu alıp F1 vizesi görüşmesine girebilirsiniz. Dolayısıyla eğer vize verilmezse var olan vizenizi iptal edip etmeme tabii ki Amerikan konsolosluğundakilerin yetkisinde olacaktır. Ama onu iptal etmeleri için bir sebebe ihtiyaçları var. Sizin geri dönmeyeceğiniz ya da burada bir ihlal yaptığınızı düşünürseler bunu yapabilirler. Yoksa sizin vize vermedikleri zaman var olan vizeyi de programınız hala devam ediyorsa iptal etme yoluna gitmezler. Ama dediğimiz gibi bu noktada Amerikan konsolosluğu görevlilerinin yetkisi var. Onlar bu noktada ne tür bir karar verirlerse pek fazla üzerinde yorum yapabilecek bir durum olacağını düşünmüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden ulaşan soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip süresi bittikten sonra hala Amerika'da kalırsak bunun cezası var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şu an Amerika'daki göçmenlik sistemi ya da kurumu ya da görevlileri, sınır dışı görevlileri, sınır dışı ile ilgilenen yetkili görevliler bu yönetimle beraber göçmenlere karşı, özellikle ileride bulunan göçmenlere karşı inanılmaz bir şekilde sertleşme yöntemine de sürecine girmiş durumdalar. Dolayısıyla sizin eğer Amerika'ya gelip var olan turist vizenizi ihlal etmeniz ya da süresini geçirmeniz yaklaşık bu ihlalden 30 gün sonra sınır dışı durumuyla ilgilenen görevlilerin sizin takip etmesi ve sizin burada kalıp kalmayacağınız noktasında nerede olduğunuzu bulmak ve ülke dışında sizin çıkışınızı sağlamak için sizi aramaya başlayacaklardır. Dolayısıyla bunu öncelikle unutmamak gerekir. O yüzden var olan hatta ihlal etmediğiniz statünüzü ihlal etmemeniz gerekecektir. Yoksa bunun sonucunda bu tip görevlilerin sizi aramasına ve sizi bulduklarında da gözaltına almalarına ve sınır dışı etme işlemine sokmak için tutukluluk yerine götürmelerine yol açacaktır. Ve bu da sizin tutuklu olarak belki içeride 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, belki birkaç ay kalmanıza yol açabilir. Dolayısıyla bunun cezası derken cezası tabii sınır dışı edilmek. Ama bunu o sürecinde ilerlerken de maalesef özgürlüğünüzün kısıtlanması ya da gözaltında bulunmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bu da hiç yaşamanızı istemeyeceğimiz bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. New York'ta olacak düğün davetiyesiyle Türkiye'de yaşayan kız kardeşimi davet edebilir miyim? Sizce Amerikan konsolosluğu düğün davetiyesine sıcak bakar mı? Bununla vize alma şansı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki siz eğer Amerika'da bir düğün olacaksa veya da evlenecekseniz bunun için de kardeşinizi davet etmek istiyorsanız ve ona tabii ki düğün davetiyesi ve belki yanında da bir yazı, onu davet ettiğinize dair konsolosluğa bir davetiye yazısı da yazıp bu şekilde bir vize görüşmesine göndermek istiyorsanız bu yerinde bir gerekçe. Sonuçta gerçek olan durum buysa ve bu şekilde onun da gelme amacı düğüne katılmak ve sizi görmek ise bu ideal ve yerinde olan bir gerekçe olacaktır. Tabii buna Amerikan konsolosluğunun nasıl bakacağını tartışmak zor bazen. Sonuçta bir gerekçeyle geliyor olacağını kız kardeşinizin görecek. Ama tabii aynı anda da kız kardeşinizin Türkiye'deki bağları kuvvetli mi değil mi ve geri yani buraya geldiğinde tekrar geri döner mi dönmez mi noktasına bakıyor olacaktır. Dolayısıyla vize alma şansı olabilir ama tabii ki Amerikan konsolosluğu aynı anda Türkiye'deki bağlarına dikkat edip vize verip vermeme noktasında kararı verecek son yer olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2018 Ocak-Haziran arasında 5 ay Amerika'da kaldım. Şu an Türkiye'de çalışıyorum. Aynı zamanda master yapıyorum. Ama bu yaz bir ay tatile gelmeyi düşünüyorum. Sizce bir sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Anladığım kadarıyla siz geçen yıl süresince bir 5 ay kadar Amerika'da kalmışsınız. Ve üzerinden de yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra tekrar Amerika'ya kısa bir süreli bir aylık bir tatil yapmaya geliyorsunuz.
çok sorun bir durum gözükmüyor. Amerika'da biraz uzun kalmış durumdasınız. Ama onun üzerinden de bir yıldan fazla ülke dışında kalmış durumdasınız. Eğer giriş ve dönüş biletlerinizle beraber bu seyahatinizi yaparsanız o zaman bu noktada bir sorun yaşayacak gibi görünmüyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde gelip tatilinizi bir ay da olsa Amerika'da yapmanızda bir sorun görünmüyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da Community College mezunu olduğunuz vakit illa mezun olduğunuz bölümde mi çalışmamız gerekir yoksa başka sektörde de çalışabilir miyiz? Amerika'da Community College'da mezun olduktan sonra nasıl çalışabilirim diye takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla takipçimizin dediği nokta şu. Ben 2 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra OPT çalışma izni alırsam bu OPT çalışma iznimle nerede çalışabilirim? Ya da eğitim aldığım alanda mı çalışabilirim? Sektörde mi çalışabilirim? Yoksa istediğim işte çalışabilir miyim diye bize bu soruyu sorduğunu tahmin ediyorum. Ben şunu söyleyebilirim. Tabii ki siz eğitiminizi aldığınız alanda, onunla bağlantılı sektörlerde çalışmanız uygun olacaktır. Dolayısıyla bu eğitime bağlı olarak ona bağlı sektörlerde bu OPT altındaki çalışmanızı yapmanız uygun olacaktır. Ve bu sayede de siz OPT çalışma izni süresince hem tecrübenizi artırıp hem de çalışabilmeniz mümkün olacaktır. Ve bu çalışmanın sonucunda ya da süresince belki çalıştığınız yer size H1B çalışma vizesi noktasında da sponsor olursa o zaman OPT sonrası da H1B çalışma vizesiyle de buradaki çalışmaları devam ettirebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayındaki bir takipçimizden gelen soruyu da alacağım. Görme engelli kişiler green card alabilirler mi? Amerika'daki işverenler görme engellilere iş verir mi veya öncelik sağlarlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kişinin tabii ki görme engelinin olması onun green card almasına engel değil. Sonuçta eğer green card çıkıyorsa ya da sponsor oluyorsa ve finansal noktada bir yükümlülük oluşturmayacaksa Amerikan hükümetine o zaman green card almasına bir engel olmayacaktır. Tabii Amerika'daki işverenler belli ölçülerde tabii ki iş alanı ya da kurumsal belki federal ya da tarz işlerde ya da değişik tabii özel işlerde de olabilir. Sonuçta kişilerin görme engelli yani belli engelinin olması noktasında onlara öncelik sağlanan durumlar mevcut oluyor. Bazı iş yerlerinde ya da kurumlarında işte belli ölçüde bu tip görme engelli olan ya da engeli olan vatandaşların ya da çalışanların ya da işte burada yaşayan kişilerin green card sahibi olabilir. Çalışabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Dolayısıyla evet bunlar ikisi de mümkün olan durumlar olacaktır deyip değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.